Merhaba arkadaşlar. 2020 KPSS sınav zamanı geldi. Çalışmalar başladı. Birçok arkadaş sınavlara hazırlanıyor şu ara. Ama en çok merak edilen konu hangi yayın almalıyım? Yayınlar ne durumda? Güncelleyen yayın var mı? Güncellenmesi önemli mi? Bu tür sorular var. Yayın en büyük sınavlara hazırlıkta yardımcımız yayınlar olduğu için yayınlar hakkında bütün konuyu bugün bu masaya yatırıyoruz arkadaşlar. Şu an bir yayın adı gözüyorsunuz ama sadece reklam amaçlı koydum bunu. Burada birçok yayınımız var. Şöyle göstereyim. İsimleri yok. Ters çevirdim arkadaşlar. Bu yayınların incelemesini yaptım. Şu nedenle bunların yayın logoları veya adları yok. Arkadaşlar 2019'dan 2020'ye geçerken hiçbir müfredatta değişiklik olmadı. Güncelleme yok. Bu nedenle elinizde bulunan 2019'daki kitaplarınızı olduğu gibi karalamadığınız veya çözebileceğiniz durumda veya çalışabileceğiniz durumda veya yakınınızda olan, hani eskiden büyüklerimiz anlatıyor ya, bir kitapla 3-4 nesil sınava giriyordu. İşte onun gibi 2019 varsa arkadaşlar alın. Bakın arkadaşlar, buradaki şu yayınların birçoğu benim elimde var. Geçen seneden kalan, yani 2019 baskıları var. Ben 20 yıllık kırtasiyeciyim ve KPSS üzerine kitaplar satan, ağırlıkta notlar satan bir kırtasiyeciyim. 20 yıllık deneyimle söylüyorum. Ve göz görerek, yani şimdi bunları açıp gösteremedim yayınların telif hakları veya işte yayın evleriyle sıkıntı yaşamamak için. Renkleri dahi değişmemiş, sadece kapak değiştirmişler bu yayınlar. Yani bir kısmı yeni ama bir kısmı, yani 3-4 tanesi bunların aynen soruları birebir, sadece şu kapağı değiştirmişler, şu kapağı katmışlar gibi düşünün. Bu örnek misali bu yayında yok arkadaşlar. Yani şöyle göstereyim arkadaşlar. Soruların aynen basıldığı, yani bu örnek olarak gösteriyorum, tekrarlıyorum. Bu yayının şu an baskısı yok, o nedenle koydum. Bu soru burada, birinci soru buradaysa buradaki de, bu 2019'da da böyle, 2020'de de böyle. Ekonomik maddi sıkıntılar çekmemeniz nedeniyle bulabiliyorsanız kırtasiyelerden, kitapçılarınızdan 2019'larını alın. Çünkü hem fiyat olarak katlanmamış oluyor. 85 lira olmuş bir kitabın eski baskısı 49.95, yani 50 lira. 50 liradan 85'e çıkmış. Hem bu yönden size büyük bir katkı sağlar, hem de milli servetten, israftan kurtulmuş oluruz arkadaşlar. Ama yeni alacaklara da şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar, hiç elinde kitap olmayan yeni alacaklara 2019'un parlayan yıldızı dediğimiz veya en çok tutan yayını, en çok beğenilen yayını, yani binlerce kişiyle 2019'da muhatap oldum. Onların aktardığı, çalışan insanların aktardığının süzgeci olarak size şunu söyleyeyim. PEGEM yayınları 2019'da en çok sorulan, en çok alınan, en çok takdir gören, en çok beğendi, yani ben anladım bu şeyi yayının sayesinde diyen çok arkadaş oldu arkadaşlar. PEGEM yayınlarını kaynak olarak alabilirsiniz ama YouTube kanalları olan, işte benim hocam gibi falan veya işte Hoca Web'de gibi yayınlar var. Onları YouTube'dan takip edebilirsiniz. Engin Eraydın kendi şey açtı arkadaşlar, YouTube kanalı Hoca Web'de ve yayın da çıkartıyor. Benim hocam yayınlarını zaten biliyorsunuz. İSEM yayınlarının yine YouTube kanalı ve yayınları var. Yediklim var. Yargı var. Bunlar var ama bana gelen dönüşler diyeyim arkadaşlar, alanların PEGEM'i, yani en büyük oranda PEGEM'i savundular veya önerdiler arkadaşlar. Ben de size kaynak olarak, ana kaynağınız set olarak almak istiyorsanız PEGEM'le başlayın arkadaşlar. Soru olarak da arkadaşlar, soruda herhangi bir yayın iyi veya kötü veya bu yayını çözün veya bu yayını çözmeyin gibi deme şansı kimsenin yok. ÖSYM her türlü soruyu, armudu dahi soruyor. Armudu soran ÖSYM'den
Yani bu yayın arkadaşlar, bu yayın tutturamaz. Ya bu saçma, bu sorular. Saçma soru diye bir şey kalmadı artık. Çünkü ÖSYM de sorabiliyor yani. Her şeyi sorabildiğine göre saçma diye bir şey kalmadığı için. Ayrıca yayın alırken soru bankalarında PEGEM aldınız, tarihten gidip yaprak testini PEGEM'den almayın, yargıdan alın. Yargının yaprak testini aldınız, denemesini Yediklim'den alın, Data'dan alın, işte uzman kariyerden alın. Yani değişik 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 yayınlardan alın. Her türlü soru, yani bir vitamin şeyi gibi, insan C vitamini, en basit portakalda falan, her yerde olan, havuçta olan C vitaminini almazsa onunla bile grip olup aşırıya gittiğinde ölebiliyor. Her türlü A, B, C, D vitaminlerinin hepsini almış olmanız almış olmanız lazım. Bu nedenle soru bankalarında bir yayın değil, kolay yayın, zor yayın, detaylı soruyor. Yok, yargı detay soruyor. Arkadaşlar ÖSYM'de detay soruyor. 3 tane, 4 tane. Arkadaşlar saçma soru. Şu yayın saçma soruyor. ÖSYM'de soruyor. Armut'u soruyor. Jüpiter'i soruyor. Düşünen adamın heykel tıraşını soruyor. Sanat tarihçileri bile çoğunun bilmediği bir soruyu da sorabiliyor. Sigaranın içindeki işte nikotini soruyor, güncel diye. Her türlü sorabiliyor. Bu nedenle siz de saçma soru, kolay soru, zor soru, her türlü soruyu görün. Tavsiyem budur. Yine ilerleyen zamanlarda kanalımda sizlere yeni çıkan kitapları inceleyeceğim. Değişiklikler olan veya güzel farklı kitaplar hazırlayan, yani mesela haritalarla hazırlamışlar, çok güzel. Veya buna benzer tarihte işte Türkçe'de paragrafta altın böyle çözmeniz gerekli, bunu da çözün diyebileceğim yayınlar sizlere çekip buraya yükleyeceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ekim 1 yayınları ile Sanal Akademi. Arkadaşlar ne kadar çok abone, ne kadar beğeni olursa sizler için o kadar çok videolar gelecektir. 2020'de lise, ön lisans, KPSS lisanslara, eğitim bilimlerine çalışan tüm arkadaşlara başarılar diliyorum. İyi çalışmalar.